Reşide Yüksel Başkanım, MEKAİKA üyemiz, aynı zamanda bizim birim başkan yardımcımız. Ayten Başkanım, Kadın Kolları Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanım. Taha Başkanım da Gençlik Kolları yine Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanım. Çok memnun olduk biz de. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sivil toplumla ilgili kadınla yönelik çalışıyor musunuz başkanım? Başkanım ben aslında şimdi biraz önceki heyetlerde de konusu geçtim. Ben Kadın Kolları İl Başkanlığından geliyorum. Dolayısıyla teşkilattan, teşkilattan geliyorum. Ayten Hanım zaten Kadın Kolları MEKA üyemiz. Reşide Başkanım da yine Kadın Kolları MEKA üyeliğinden geliyor. Tabii bizim hani Kadın Kolları ile alakalı bir genel başkanımız var. Kadın Kolları Genel Başkanımız var. Ayşe Keşir Başkanımız. Var, evet. Gençlik Kollarımız var. Evet, yine Kadir İnan Başkanımız. Tabii biz de sivil toplum alanında aslında kadın hayatın her yerinde, merkezinde biraz önceki heyetlerde de böyle bir kadın ağırlığımız vardı. Hani dedik kadınlar tabii ki hayatın her alanında, başarılı karar alma mekanizmalarında, hayatın her alanında gerçekten yer almaları gerekiyor. Örnek ve güzel işlere imza atıyorlar. Siyasette de kadının olduğu yerde, zaten kadının olduğu her yerde bir nezaket, bir zerafet var. Sayın Cumhurbaşkanımız da yine bizim partimizin gerek milletvekilliği olsun, gerek belediye meclis üyelikleri, gerek teşkilatlardaki yapılanmalarımız, parti teşkilatımızda da kadınlara yer verme noktasında hani güzel örnekler var. İnşallah biz kadın erkek omuz omuza siyaseti de güzelleştirip o diyalog kanallarını nezaket çerçevesinde açık tutarak güçlü bir Türkiye yolunda hep birlikte yola devam ediyoruz. Edeceğiz elbette, inşallah. Elbette. Nüfusun yarısını oluşturuyor kadınlar başkanım. Potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kadın siyasette eksik olduğunda aslında potansiyelinin de yarısından vazgeçmiş. Tabii, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için nüfusun yarısının da istihdam kadında %36. İnşallah erkek daha iyi yerlere çıkacağız. Daha iyi yerlere güzel gelmeyelim. Kadın politikalarımız var. Çok yol kat ettik. İnşallah el birliğiyle kadını her alanda güçlendirerek kadını ve aileyi tabii ki eş zamanlı kadının iş ve aile yaşantısındaki o dengenin o uyumlaştırılmasını sağlayacak politikaları da, bundan önemli. Önce olduğu gibi bundan sonra da hayata geçirerek güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü devlet inşallah. Hep birlikte yolda alacağız. İnşallah. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Bir diyor, toplum cinslerini oluşturanlardan yalnızca birisinin kalkınmasıyla diyor yetinirse diyor yarı yarıya zayıflamış tabii demektir diyor. Tabii. Ve bizim diyor geçmişte yaptığımız en büyük hatalardan biri kadını ihmal etmek, kadını zayıf düşürmektir diyor. O nedenle başarının önü kadının güçlendirilmesi, kadının rol modeli olması, karar verici mercilerde yer alması ile kadın güçlü olunca toplum daha da güçlü olacak inşallah. Tabii. Ülkede düze çıkacağını ümit ediyoruz başkanım. İnşallah başkanım. Kadın güçlü olunca evlatlar, nesiller güçlü oluyor. Güçlü bir toplum yolunda. Evet. Çayları soğutmayalım isterseniz başkanım. Böyle soğumaya mahkum oluyor çaylar. İçilmiyor değil mi? Evet, şey konuşuyoruz. Teşekkür ederim. Memleketçe inşallah. İnşallah. Memleketin iyiliği hepsinden önemli. Tabii. Türk milletinin varlığı, birliği, Türk devleti. Bütünlüğü. Bütünlüğü. Hepsinden önemli. Hepsinden önemli. İstikbal ve istiklal mücadelesi. Tabii, ne mücadelelerden tabii geçmiş. Sizin evveliyatınızda da... Ben evet. Değil mi? Hatta? Ben emekli albayım. Almaysınız. Ne güzel. Yani işte aslında bak yani en önemli kısmı sona bırakmış olduk. Evet. İşte en önemli alanda kadının böyle güçlü bir şekilde var tabii olması, yurt savunmasında, tabii vatan savunmasında hani kurtuluş mücadelemiz de biliyorsunuz yine cephe gerisinde kadınların, cephede cephenin de önünde, cephede. Cephede de, tabii.